Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kapakçık çökmesiyle ilgili sorular var hocam. Kapakçık çökmesi nedir? Prolapsus diyoruz biz buna. Bu doğuştan olan bir şey. İki tane kapak, normalde kapaklar böyle hareketli açılıp kapanıyor. Kapanırken bir tanesi biraz daha yukarıda kapanıyor ve tam ucuca gelmiyor. Ucuca gelmediği zaman da aradan karı geriye kaçırıyor. Şimdi bu prolapsus genelde çoğu çok ciddi değil. Yani bu aradaki kapaktaki kaçağın miktarı önemli. Eğer buradaki kapak çok ciddi, kanı çok kaçırıyorsa geriye, 3. 4. derece diyoruz, onu 4 dereceye sıralandırıyoruz. 3 ve üzerinde ciddi kaçak yapıyor ise ve bu ne yapıyor? Kan geriye doğru kaçıyor, akciğere doğru gidiyor. Ve bu ne yapıyor? İşte şikayet yapıyor, nefes darlığı yapıyor ve kalbi büyütmeye başlıyor bu kapaktaki kaçak. Ama bu prolapsusların çoğu ciddi değil. Yani hafif bir kaçak var ya da kaçak yok bazen. Ama bu prolapsus eko ile tespit ediliyor. Bunların bir kısmı da çok ciddi olanlarda göğüs ağrısı olabiliyor o kastaki gerilmeye bağlı olarak. Ama çoğu genellikle ciddi problem teşkil etmiyor. Ama bunlar ne zamanlar problem teşkil etmeye başlıyor? Hangi noktada? Evet. Yaş ilerledikçe o kapak yapısı yavaş yavaş bozulmaya başlıyor, kalınlaşmaya başlıyor. O kaçak gittikçe artmaya başlıyor ve kalbi büyütmeye başlıyor. O zamanlar işte sıkıntılar evet. başlıyor. Prolapsuslarda genellikle biz kapağı tamir ediyoruz. Yani o bir tanesi sarkıyor diyoruz ya, o sarkmayı onun kordaları dediğimiz o kalbe tutunan şeylere yeni oraya korda koyarak çok rahat tamir ediyoruz. Yani ameliyatlar da aslında çok zor değil. Genelde kapağı değiştirmeden tamir yaparak yapıyoruz. Ama çoğu genelde ameliyata gerek kalmıyor. Yani halk arasında çünkü çok sık gözüken bir şey bu. %5 onlara bulduğum zaman evet. çok sıklıkta var. Ama çok büyük bir kısmı genellikle ameliyata gerek kalmıyor. Hastalar genelde çok endişeleniyorlar ama çok endişelenmelerine gerek farkında yok. Farkında yani. Olmadan da yaşayanlar var mıdır bu rahatsızlığı? Vardır. Yani çoğu ekokardiyografi bulgusu. Evet. Yani ekoyla tespit ediyorsun aslında hiçbir şikayeti yok. Çoğu böyle yani. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.